Dünyanın asfalt plantini üreten Teknofalt sunar. Halkın mikrofonu yine yollarda. Şimdi de şehir hastanelerine giden Bilkent kavşağındayız. Sürpriz sorularımızla halkımızı şaşırtacağız. Toplu ulaşımda sizi en çok öfkelendiren nedir? Kalabalık. Kalabalık. Metroda, otobüste? Hepsinde de. Sizin toplu ulaşım kullanırken gözlemler yapıyorsunuz. En çok öfkelendiğiniz davranış nedir? Kendi aracımız vardı. Yeni sattık. Toplu taşımaya yeni kullanmaya başladık. İşte metroya gidiyoruz. Yoğunluk. Ama yani onlar da normal yani şey saatlerinde. Mesai giriş çıkış saatlerinde yoğunluk oluyor. Onun dışında bir sıkıntımız yok toplu taşıma ile ilgili. Diğer sorum da biliyorsunuz Türk milleti olarak çayı çok seviyoruz. Yolda, misafirlikte hep başroldedir çay. Son fiyat güncellemelerinden sonra çay lüks bir içeceğe dönüştü. Sizce Türk milleti çayı alternatif bir başka içeceği gündemine taşıyabilir mi? Sanmıyorum. Çaydan vazgeçmez milletimiz. Ne kadar para olursa olsun. Ben çay koliyim. Günde 30-40 bardak çay tüketiyorum. Yani tabii ki hepimize bu fiyat güncellemeleri, fiyat artışları, diğer her tüm gıda maddelerinin olduğu gibi çayda da etkiledi ama ne yazık ki vazgeçebileceğimizi en azından kendi adıma düşünmüyorum. Sayısını azaltacak mısınız? Diyor ben yine içiyorum. Çünkü alışkanlıklarımız var. Alışkanlıklarımızı kolay kolay terk edemiyoruz. Yani bakın sigara kötü bir alışkanlık. Ne yazık ki eşim de ben de sigara kullanıyoruz. Ondan vazgeçemedik. Çaydan hiç vazgeçebileceğimizi zannetmiyorum. Teşekkür ediyorum. Çay sigara. Çay sigara. Vazgeçilmez. Teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Biz teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Buyurun. Toplu ulaşım kullanıyorsunuz. Evet, evet. Metroda, otobüste. Sizi en çok ne öfkelendiriyor? Yok, öyle bir şey yok. Ben görmedim. Yani ben rahat rahat geziyorum. Biz de burada rahat yaşıyoruz. Türkiye'yi seviyoruz. Sinirlemiyoruz. Peki, teşekkür ediyorum. Siz teşekkür ediyorum. Toplu ulaşımda sizi en çok öfkelendiren davranış nedir? Vallahi otobüsçülerin zaman zaman göstermiş olduğu tavırlar olsun veya araç kullanırken dolmuşların veya otobüsçülerin trafikte normale aykırı hareketleri zaman zaman tahammül seviyesini zorlayabiliyor. Peki nasıl atlatmamız gerekir bu kriz anlarını? Vallahi daha öncesinde İstanbul Belediyesi'ydi sanırım. İşte şoförlere belli psikolojik anlamda bir tatbikat uygulamışlardı. Ona ilişkin bir eğitim vardı ama sonuç alınmadı sanıyorum. Vallahi bir şey diyemeyeceğim çünkü olumsuz örneklerini gördük. Bir şey diyemiyorum. Diğer bir sorum da biliyorsunuz Türk milleti olarak yolda, misafirlikte olsun en çok sevdiğimiz içecek çaydır. Ve başroldedir çay. Son fiyat güncellemelerinden sonra lüks bir içeceğe dönüştü. Sizce Türk milleti çaya alternatif bir başka içeceği gündeme getirebilir mi? Vallahi ayran var diyeceğim. Orada da süt ve süt ürünlerine gelen zamlarla beraber o da alternatif olamayacak gibi. Tek çözüm su ama orada da nereye kadar devam bilmiyorum. Misafirlikleri etkiler mi sizce bu durum? Vallahi misafirlikte de etkiler mi? Türk halkı her zaman misafirperverdir ama imkanlar el verdiği ölçüde zaman gösterecek. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Merhabalar. Merhaba. Toplu ulaşımda sizi en çok öfkelendiren davranışlar nelerdir? Şimdi yaşımız itibarıyla yani bu gençlerin duyarsızlığı. Yer vermeme konusu. Artı yasakları kaldırmadan mesela maskesiz binenler mesela. O da genelde de hep gençlerin duyarsızlığına denk geliyor. Ben yaşlı olarak mesela şöyle diyeyim, yer veren yok mesela. Bir oturma şekilleri değişik değişik. Nasıl oturuyorlar? Bacak bacak üstüne atılmaz. Yani normalde bir amba hizmeti yapılıyor da. Oturma şekilleri değişik ya. Çok değişik bir gençlerimiz var artık. Sanki yalnız başına seyahat ediyormuş gibi. Kesinlikle yani duyarsız işte başka bir şey yok. Gençlik diyoruz geçiyoruz ama gençliğin öyle olmaması lazım. Özellikle Türk milletinin öyle olmaması lazım. Diğer sorum çay bizim vazgeçilmezimiz. Evet. Son fiyat güncellemelerinden sonra çay lüks bir içeceğe dönüştü. Türk milleti alternatif bir içecek arayışına girer mi? Bence giremez. Çünkü alternatifi yok. Ne kadar artarsa artarsa mı fiyatı? Çay gene içeriz, gene içeriz biz. Teşekkür ediyorum. Rica ederim. Toplu ulaşımda sizi en çok öfkelendiren davranışlar nelerdir? Toplu ulaşımda en çok öfkelendiren davranışlardan
Biri zaten şoförlerimizin gözünün doymaması. Dolmuşlarda mesela gözü doymuyor. Dolmuşlar tıkalı pasar dolu olduğu halde yine de yolcu almaları bizi sinirlendiriyor. Diğer bir şekilde de vatandaşların birbirine saygısı yok. Yani mesela yaşlı biri biniyor, birbirimize yer vermiyoruz. Ya da yüksek sesle telefonla konuşanlar oluyor. Bir de saatlerce yani dakikalarca konuşanlar oluyor böyle. Bunlar bizim için büyük sorun yaşatıyor. Yani ev içinde yapması gereken sohbeti toplu ulaşımda yapıyor diyorsun. Yani o hani bir yerde biniyoruz, ben kaç kere denk geldim, adam inene kadar sohbet ediyor yani. Gereksiz bir durum yani, acil bir durum olsa tamam konuş kapat da inene kadar ne varsa konuşuyor. Dedikodu alıp başını gidiyor diyorsunuz. Kesinlikle yani dinliyoruz, biz de kulak misafiriyoruz, yani abusuz bu muhabbetler, başka bir şey yok yani. Yani acil bir şey olsa anlarsın da yok yani, boş boş şeyler konuşuyorlar, kahkaha atıyor, gülüyor. Değişik yani, bunlar bizi biraz rahatsız ediyor. Diğer sorum, Türk milleti olarak çayı çok seviyoruz. Evet. Yolda, misafirlikte olsun ve başroldedir çay bizim için. Son fiyat güncellemelerinden sonra çay lüks bir içeceğe dönüştü. Sizce milletimiz alternatif bir başka içeceğe yönelir mi? Kesinlikle yönelmez. Yani bizim millet zaten ne zamlıysa ona yöneliyor. Yani ne pahalıysa ona yöneliyor. En pahalı benzin. Görüyoruz her taraf araba dolu. Yani bir hafta kontak kapatsa, bir hafta başka şekilde çözümler üretsek bu kadar araba ya da sıkıntı olmaz. Çay geçen biz Sincan'da oturuyoruz. Zam geldi, adamlar arabalar dolusu çay almışlar. Hiçbir şeyden kısmayız. Ne zam, en pahalı şey neyse biz onu içiyoruz. Yani biraz kıssak memleket böyle olmaz. O yüzden hiçbir değişecek bir şey olmaz yani. Neden kısmak istemiyoruz? Kısmak istemiyoruz çünkü acılıktan korkuyoruz. Korona oldu, sıralara girdik sırf ekmek kuyruğu için. Ne oldu, ekmek bitti mi? Bitmedi. Yani koronadan ölmekten ise acılıktan ölmek daha şey yaptık, yani korktuk. Yani acılık en büyük sıkıntı o. Hastalık hastalık bahane oldu. O yüzden yani iş kısacak gibi gelmiyor yani bana. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Merhabalar. Hangi ülkeden geliyorsunuz? Özbekistan'dan. Toplu ulaşımda Türk milletine yakışmayan davranışlar nelerdir? Vallahi bizim için bir sıkıntı yok elhamdülillah. Çok güzel davranıyorlar aslında. Örnek vermek isterseniz, yer verme var mı? Tabii tabii, yer vermeler çok güzel. Biz de yer veriyoruz yaşlılara, bizden büyüklere. Güzel ya, güzel. Aynen güzel ya. Türk milleti çayı çok seviyor. Son fiyat güncellemelerinden sonra lüks bir içeceğe dönüştü çay. Sizce çaya alternatif bir başka içecek olur mu? Özbekistan'dan da örnek verebilirsiniz. Ya biz de aslında çayı severiz. Daha çok yeşil çay içeriz biz. Yeşil çaya alışmışız. Yeşil çayı severiz. Yani yeşil çay olsa içeriz. Peki yeşil çay çok zamlansa onun yerine başka bir içecek arar mıydınız? Hayır, aramam. Benim için bir sıkıntı yok elhamdülillah. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Hayır işte. Merhabalar. Merhabalar. Toplu ulaşımda sizi en çok öfkelendiren, Türk milletine yakışmayan davranışlar neler? Şimdi şunu söyleyelim. Şehirler imar edilirken nesiller ihmal edilirse gün gelir imar ettiğiniz o şehirleri, ihmal ettiğiniz o nesiller imha eder o şehirleri. 5 minutes later. Toplu taşıma aracı da aynı şekildedir. Nesil ihmal edildiği zaman araçta, asfaltta, yolda, havada, karada fark etmiyor. Her yerde problem çıkar. Bizler şehirleri imar ederken nesilleri ihmal ediyoruz efendim. Bu ihmal ne zaman başladı peki? Bu ihmal tabii ki onun sosyolojik boyutu var, psikolojik boyutu var, pedagojik boyutu var, tarihsel boyutu var. Bunu tartışabiliriz. Kısaca şunu söyleyelim. Dünyada kibarlıktan daha güzel bir şey yoktur. Bu kadar yani. Türk milletine de, asil Türk milletine de kibarlık yakışır diyorsunuz. Vallahi şimdi şuna dikkat çekmek lazım. Yani dünya milletine kibarlık yakışır. Sadece global bir perspektifle olaya bakmak lazım. Dünyada 8 milyar insan var. Türkiye'de 80 milyon insan var. Daha %1 yapıyor. Bizle değişmez bir şey yani. İyi de olsak çoğunluğu değiştirmez. Kötü de olsak çoğunluğu değiştirmez. Önemli olan bu international bir perspektifle olaya bakmaktır. Diğer sorum da Türk milletinin vazgeçemediği içecek çay. Son fiyat güncellemelerinden sonra lüks bir içeceğe dönüştü. Sizce başka bir içeceğe yönelebilir mi Türk milleti? Şimdi sadece çay yükselmedi, şeker yükseldi. Şeker pahalı olduğu için Sri Lanka'da darbe oldu biliyorsun. Çayın %90'ı Sri Lanka'dan ithal ediliyordu ülkemize. İnsanların çoğu, mesela Doğu Güneydoğu'nun çoğu kaçak çay içiyor. Ama bizim bölgemizde kilo şeker şu an 30 lira. Çay 5 lira. Sıradan bir, eskiden sahilde veya lüks bir yerden içtiği zaman 5 liradır. Tabii dünya bir ara dönemden geçiyor. Hepimiz sosyal sorumluluk çerçevesinde olaya yaklaşmamız lazım. Provoke etmeden. Teşekkür ediyoruz. Saygılar. Merhabalar. Merhabalar. Toplu ulaşımda sizi en çok öfkelendiren davranışlar neler? Arabalarda yer bulamıyor zaten. Kalabalık arttı diyorsunuz. Çok kalabalık. Bir de maskeyi de serbest ettiler zaten. Ondan sonra daha oturacak yer bulamıyoruz. Tıklım tıklım. Hastalıktan bahsediyorlar.
Bu hep böyle değil miydi zaten? Kalabalık değil miydi? Ya kalabalıktı zaten de bir de şu zamlara göre mesela bir iki araba fazla çıkartması lazım. Yani işte ne diyeyim? Ben çok kullanmıyorum. Biz yani patronla gidip patronla geliyoruz. Gençlere yönelik ne gözlemleriniz oluyor? Onları hiç sorma. Onları geçtik. Son zamlardan sonra en çok sevdiğiniz içecek çay lüks bir içeceğe dönüştü. Başka bir içeceğe yönelmeniz mümkün mü? Çaydan vazgeçip. Yine en ucuzu çay. Çaydan başka ne var? Su 2,5 lira, sodalar 4 lira, 5 lira. Yani içecek başka bir aklıma bir şey gelmiyor. Çay diğerlerine göre ucuz kalıyor. Tabii. Su 2,5 lira adam bir seferde içip bitiriyor ya. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Ulaşımda, trafikte sizi en çok ne öfkelendiriyor? Valla dolmuşçular, ticari taksi, ondan sonra ne? Evet bu ikisi ya. Bu ikisi. Yarım otobüsler vardı, onlar kalktı. En çok rahatsız eden bunlar. Teşekkürler. Merhabalar. Merhabalar. İsmim Halil İbrahim Coşkun. Servis şoförüyüm. Kendim Bilkent'te servis yapıyorum. TED Koleji'nde servis şoförlüğü yapıyorum. Şoför arkadaşlara, trafikteki yayalara tavsiyem şudur. Dikkatli, sakin olmaları, fevri davranmamaları. Aklıma gelen şimdilik bu. Toplu ulaşımda sizi en çok ne öfkelendiriyor? Toplu ulaşımda insanların birbirlerine, yaşlara, hamilelere yol vermemeleri. Ondan sonracığıma... Yine trafikte birbirlerine insanların saygılı davranmamaları, yol vermemeleri. Diğer sorum, en çok sevdiğimiz içecek Türk milletinin çay. Çay. Son zamlardan sonra da lüks bir içeceğe dönüştü. Başka bir içeceğe yönelebilir mi Türk milleti? Yok, zannetmiyorum. Türk milletinin çay, kahve, başka bir şey içeceğini zannetmiyorum. Yani kolanın ayranın yeri ayrı, çay bir bambaşka. Küçükken çevreniz size hangi davranışınızdan ötürü büyümüş de küçülmüş maşallah dedi? Büyümüş de küçülmüş. Hiç öyle bir diyen olmadı. Yok, öyle bir şey olmadı. Peki gençlerde en çok dikkatini çeken davranışlar neler? Şu yakışıyor, şu çok yakışıyor dediniz. Yeni nesil çocukların zeki olması, her şeyi anlayışla karşılaması, öyle bir hareket yapıp da büyümüş de küçülmüş dediğimiz o nesil. Biz değiliz. Yeni nesil öyle. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Tanıştığımıza memnun oldum. İyi çalışmalar. Kolay gelsin. Merhabalar. Merhaba. Toplu ulaşımda, trafikte sizi en çok ne öfkelendirir? En çok karşı tarafların anlayışsız olması, yani hiç yakışmayan hareketler yapması. Örnek verin mesela. Örnek vereyim, birden önüne dalıyor, birden çıkıyor. Mesela yeşil sana yanıyor, yeşil sana yandığı anda adam kırmızıda geçmeye çalışıyor. Bu da haliyle sizi sıkıntıya sokuyor. Çok sabırsızız. Ya inanılmaz sabırsız insanlarız ki trafikte hiç birbirimize tahammülümüz yok. Niye bilmiyorum ama insanlar direksiyona geçtiği anda acayip bir şekil alıyor. Ya tanınmaz hale geliyor. Belki buna dahilimdir. Ama elimden geldiği kadar kurallara uymaya çalışıyorum. Hani uymayan arkadaşlarımı da uyarıyorumdur. Yani mesela bu da meslektaşım benim. Arkadaşımın da birkaç kelamı olur. Benim en büyük şikayetim şerit değiştireceği zaman büyük araçlar, otobüsler ya da kamyonlar. Aradaki mesafe çok olduğu halde arkadaki araba sen sinyalle verip şeritleri değiştirmeye geçtiğin anda gaza asılıp kornaya basarak İnsanı tahrik etmesin. En sinir olduğum şey. İnsanların birbirine saygısı olmaz. Bu yani. Saygı. Her şeyden öncesi saygı. Saygısız oldukları için bu oluyor yani. Bir de bizim en büyük sıkıntımız şu. Mesela biz büyük otobüs kullanıyoruz. Arkadaşımla ben de. Sağ taraf kör nokta diye bir şey var. Şimdi insanlar geliyor oraya giriyor. Ya kardeşim oraya niye giriyorsun işte? Orası kör nokta. Ya dönerken benim açı almam lazım. Geniş alacağım ki ben rahat bir şekilde döneyim. Kimseye zarar vermeden. Ama sen oraya girersen ben dönemem. Ve zarar görürsün. Hani kamyonlara, tırlara yapıyorlar ya. Otobüslere de yapıyorlar. Bunları yapmayalım. Özellikle rica ediyorum yani bunları. Bu konuda şöyle bir şey var. İnsanlarımızın %90'ı bilinçsiz. Bilinçlenmesi gerekiyor. Kesinlikle. Kesinlikle bilinçlenmesi gerekiyor. Bilinçlendirecek kim peki? Ya bizleriz gene. Toplum, televizyon, kimdir? İnternet. Yani radyo, sürücü kursları, işte bilen insanlar bunları yönlendirecek, anlatacak bir şekilde. Paylaşacağız, anlatacağız yani bilmeyenlere de. Ama biz her gün bu sıkıntıyı çekiyoruz. Sizce cezalar caydırıcı olmadığı için mi pratikte yansımıyor bütün bu öğretilenler? Yok, değil. Ceza ile hiçbir alakası yok. Bizim insanlığımızdan kaynaklanıyor sadece. Böyle yani. Caydırıcı da değil yani cezalar. Adam caydırıcı. Ne bileyim yani... Çok yüksek ceza. Yok, 600 lira mı falan almış. Ben bir haber izledim. Cezalarla alakası yok. Yani cezalar o kadar yüksek. Şu anda bir 50 kilometrede bile hız sınırında 1000 lira, 1500 lira civarında ceza var. Söylemiyorum. Başka şeyler için söylüyorum. Yani hani ben bir haber izledim.
Adam drift yapmış, 600 lira ceza gelmiş. Ne olur o adama ya? Yok, onlar da abi trafikte men ediliyor araçlar. Öyle mi? Tabii. Ya onu çok bilmiyorum. Onu bilmiyorum. Doğru. Şöyle diyorlar ama yabancı memleketlerde işte Amerika örneği, İngiltere örneği veriyorlar. Cezalar çok caydırıcı. Herkes kurala uyuyor. Türk milleti de neden onlar gibi olmasın diye. Ya bir, eğitim şart. İki, şöyle söyleyeyim. Türk milleti biraz rahatına düşkün. Hiçbir şekilde lüksünden ödün vermeyen bir milletiz. Yani şu ortamda bile. Hani bilmiyorum, bunu niye yapıyoruz? Yetişme tarzı mıdır? Ya da evvelden gelen bir şey midir? Bunu bilmiyorum, niye yapıyoruz ama trafikte öyle saçma sapan hareketlere biz hani maruz kalıyoruz ki. Ya bir gün bizde gelseniz kafayı yersiniz trafikte. Örnek verin, kafayı yedirten, yani şunlar tam kafa yedirici davranışlar dediniz. Şöyle söyleyeyim, bana yeşil yanmış, geçeceğim, kırmızı adam fırlıyor önüme. Buyur buradan yak. Veya tam boş, yol sizin hakkınız, adam birden önüne kırıyor. E sen koca arabayla ne yapacaksın? Bir de el kol işareti yapıyor, haksız oldu herhalde. Bu el kol işaretleri zaten yaygın. Aynen. Bir de artistik yapanlar var. Ne oluyor işte, koca arabayla nasıl geliyorum bilmem ne falan filan. Kardeşim, yol benim. Geçiş üstünlüğü benim. Sen bir bunu öğren önce. Ya bana tepki vermeden sen bunu bir öğren. Yola birden çıkamazsın. Babanın yolu değil mi orası? Öyle bir şey yok. Öyle bir dünya da yok. De anlatamıyoruz bunları işte yani. İşte büyük araç kullanıyorsun, daha dikkatli olman gerekir. Zaten biz dikkatsiz olsak emin ol günde 20 tane kaza yaparız. Samimiyetimle söylüyorum. 20 tane? 20 tane kaza yaparız. Biz dikkatli olmayalım. Önüne çıkan mı ararsın, ışıkla fırlayan mı ararsın, aradan çıkan mı ararsın? Çünkü millet aşırı derecede yani dikkatsiz davranıyor yani. Bir anda aynı arkadaşımızın dediği gibi önüne çıkıveriyor. Bir anda frene basıyor. Her şeyi dikkatsiz insanlar. Aynı arkadaşımızın dediği gibi 20 tane kazayı gerçekten yaparız. Gerçekten çok dikkatliyiz. Çok zor. Uzun yol seyahati yaptınız mı uzun yola? En çok en uzak gittiğiniz memleket neresi oldu? Fethiye. Fethiye. Uzun yollarda gözlemlediniz neler? Ya şimdi uzun yol şehir içi gibi olmaz. Bir tutamayız. Uzun yol ne ışık var, ne kimsenin dönme derdi var, ne yavaşlama derdim var. Belli bir sınırım var. Atıyorum 98 büyük araçlara. Sen o şekilde gidiyorsun. O şekilde devam ediyorsun. Yani acil durman gereken bir konu olmuyor. Ne bileyim, durmanı gerektiren bir şey olmuyor. Aracında arıza falan olmadığı sürece söylüyorum. Akıyorsun, gidiyorsun. Ama şehir içinde öyle değil ki, adım başı duruyorsun. Adım başı önüne bir şey çıkıyor. Sürpriz şeylerle karşılaşıyorsun. Yani biz uzun yolda o zaman daha farklı bir milletiz. Şehir içinde farklı bir milletiz. Kesinlikle, kesinlikle. Uzun yolda birbirimizle muhatap olmuyoruz. Direkt gidiyoruz, o yüzden. Anahtar kelime muhatap kelimesi. Yani aynen. Muhataplıkta sıkıntı var zaten, saygısızlıkta sıkıntı var. Şehir içindeki tek şey, herkes bencilce davranıyor, sadece kendini düşünüyor. Yani ben yol vereyim, bir saniye sonra giderim düşüncesi yok. Ben yol alayım, herkesten önce gideyim düşüncesi var herkeste. Bir şekilde diyor, ben gideyim dedi. Arkamdaki ne yaparsa hiç yapsın diyor. Sadece kendisi önemli. Bizim en büyük sıkıntımız bu trafikte. Başka bir sıkıntımız yok. Peki akaryakıt zamları trafikte böyle bir azalmaya, sadeleşmeye yol açacak derlerken hiçbir şekilde etkilemedi. Herkes yine aracına biniyor. Onun cevabını hemen vereyim. Kamerayı şöyle çevirirsen bak, trafiği görüyorsun. Sence etkilenmiş mi? Hayır. Bence de hayır. O zaman lüksümüzden taviz vermiyoruz anlamına mı geliyor? Şöyle söyleyeyim ben. Bazı bölgelerde etkilendi, bazı bölgelerde etkilenmedi. Mesela benim bölgemde etkilendi. Ben daha önce 2 saat sürüyordu buraya gelebilmem. Şimdi 1 saat sürüyor. Ama bazı bölgelerde de yine aynı, hiç farkı yok. Bölge bölge yani. Buna şey de diyebiliriz. Cepteki paraya göre de diyebiliriz yani. Belki bizim oturduğumuz bölgede insanlar kısıyor. Ya da bazı bölgelerde kısmıyor. Rahatına düşkün çıkıyor. Bu yani. Aynen öyle. Yani ben buradan şu mesajı vereyim insanlara. Gerçekten trafikte saygılı olalım. Birbirimize sahip çıkalım. Tahammülsüzlük yapmayalım. Kavga asla yapmayalım. Trafikte kavganın ne mantığı var ya? Trafik bu ya. Sen önce gidersin, ben önce giderim ya da o sonra gider. Yani değişen bir şey yok. Peki hanımlar, beyler fark ediyor mu trafikte? Hanımlar daha sakin, nazik. Beyler daha cevval. Hanımlara yönelik mesajlarınız olabilir. Çünkü gençler trafiğe iyice çıkmaya başladı, genç hanımlar. Şöyle söyleyeyim. Kadınlar derken o kız kardeşlerimiz bazen çok dikkat ediyorlar. Aşırı dikkat. O da trafiğe aksatıyor. Farkında değil. Dün benim başıma geldi mesela, bir tane Opel önümde gidiyor, bir soldaki arabanın önüne kırdı. Oradan çıktı, sağa geldi. Sağdan çıktı, ortaya geldi, benim önümde birinci vitesle gidiyor. Ya gitsene, önüm boş.
Neyi bekliyorsun? Işık yok, bir şey yok. Yani hatta ben korna çaldım orada. Şöyle baktı. Dedim git. Neyi bekliyorsun burada? Öyle bir şeyimiz olduydu. Yani aşırı titizlik o zaman trafiği kaldırmıyor. Bayanlar çok aşırı stres yapıyor araba kullanırken. Yani çok geriliyorlar, çok kasılıyorlar. O yüzden rahat olamıyorlar. O rahat hareket edemedikleri için de arabayı zor kullanıyorlar. Yani nasıl söyleyeyim? Üçüncü, arkadaşımızın dediği gibi 3. viteste ya da 4. viteste gidilecek yerde 1. viteste gidiyor. Bu da trafiği haline kilitliyor yani. Normal trafiğin akışı neyse herkes ona göre gitmeli bence. Peki komik bir soru sorayım. Hiç unutamadığınız bir acemilik anınız var mı? İlk zamanlarınızı hatırlayın, ehliyeti yeni almışsınız. Ya bunu hatırladıkça gülerim. Şuraya park edememiştim ya da şöyle bir şey yapmıştım gibi. Benim öyle bir şeyim olmadı da benim şöyle bir şey geldi başıma. Çok oldu eskiden ehliyeti aldığım yer. O zamanlar tabii 20 yaşında falanız. Bir tane bayan geldi, pardon dedi, bakar mısınız? Buyurun dedim. Ya dedi aracım dedi, iki aracın arasında çıkartabilir misiniz? Dedim çıkartayım da sen gideceğin yere nasıl gideceksin dedim. Ben dedi giderim, önemli değil. İyi dedim, aldım aracı çıkarttım. Yola park ettim, oradan gitti. Öyle bir şey geldi başıma yani. Benim gelmedi maalesef. Her zaman iyi mi park ederdiniz peki? Yani ben 18 yaşında ehliyetimi aldım. Ondan önce de kullanıyordum. Kullanıyordum dediğim, öğrettiler yani. Hiç yani acemiliğim olduğunu hatırlamıyorum. Sadece bir kere olmuştur. Onda da acele ettiğim için oldu işte. Acele şeytan karışır derler ya. Ne oldu? Yani acemiliğim hiç olmadı. Hiç hatırlamıyorum. Teşekkür ediyoruz bu güzel söyleşi için. Teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Siz Allah'a emanet olun. Merhabalar. Merhaba. Toplu taşımada sizi en çok öfkelendiren davranışlar neler? Şunlar Türk milletine yakışmıyor. Şöyle davranırsak daha iyi olur dediğiniz. İnsanlar bencil. Saygı göstermiyorlar. Yani bundan daha şeysi de yok yani. Örnek vermeniz gerekirse. Şu davranış hiç hoş değil. Örnek vermek gerekirse adam... Şimdi iki tane merdiven koymuş. Biri yürüyen merdiven koymuş, biri düz merdiven koymuş. Yürümek istiyorsan düz merdivenden çıkacaksın. Şimdi yürüyen merdivenden çıkıyorsun, adam geliyor buradan çarpıyor seni, yani geçiyor. Daha bundan şeyi var mı? Peki üslup sorunları, konuşma, iletişim? Ya, iletişim zaten yok ya. İletişim yok yani, insanlar arasında iletişim yok yani. Niye böyle oldu peki? Ne zaman koptu her şey? Vallahi teknoloji ne kadar yükselirse iletişim de o kadar kopuyor insanlardan. İnsanlar artık ellerinde cep telefonları. Yani birbiriyle de bak şey yaptıkları bile yok yani. Yani milletimiz o zaman teknoloji dönüştürdü. Tabii. Teknoloji bizi dönüştürdü yani. İyimser mi bakıyorsunuz olaya, karamsar mı? Karamsar. İyimser bakmıyorum. Teşekkür ediyorum. Dünyanın asfalt plantini üreten Teknofalt sundu.